Ah be gözüm abla, bir çuval inciri berbat ettim. Masajcıma yardım edeyim derken onun başını belaya soktum. Canım yardım dediğinde böyle yapılır be kızım. Bu nedir gözüm abla? Ruslarcığım, Saadettin eniştene gömlek dikiyorum. Ama görmüş olduğun gibi gömleğin şu boyun kısmına iyicene dar yapıyorum. Saadettin'im de şunu iliklemeden hayatta kravat takamaz. Evet. Saadettin enişten şu gömleği giyince şurasını böyle bu gömlek sıkacak sıkacak derken Saadettin'in bu olup inşallah bu tarafa gelecek. Yani bu sefer mutlaka böyle olacak. Ben nasıl beraber olacağım peki? Dert ettiği şeye bak. Biraz önce seninle ilgili bir e-mail geldi. Okumadın mı? Hayır. Seni bir günlüğüne fani olarak dünyaya gönderiyorlar kız. Hadi hadi. Bu Aykı Piyango sana çıkmış. Canım gözüm ablam benim. Canım gözüm ablam. Ay dur kız. Yırtacaksın dur. Yolculuk ne zaman peki? Hemen gidiyorsun kızım. Sen kimsin? Ben ulaştırma dedesiyim. Çabuk ol, çabuk. Size iyilik yaramıyor zaten. Ama ben daha makyaj çantamı... Sen ne yaptın evimize yine? Kaşla göz arasında Ecevitler evine benzetmişsin canı ve evimize. Ateşime demirden pençe. Aa, o bıyıklar da ne böyle Allah aşkına? Masar neler oluyor burada? Sen kimsin kadın? Ne işin var burada? Saçmalama kocacığım. Benim Ruhsar insan 40 yıllık karısını tanımaz mı? Karım mı? Bana bak. Gerçek karım gelmeden hemen buradan git de benim de başımı belaya sokma, anladın mı? Alacağın olsun senin. Bir de gerçek karın mı var? Var tabii. Kim? Menkıbe Sultan geldi. Geldi işte. Aman Allah'ım. Gir çabuk şu masanın altına gir. Lütfen gir. Masanın altına gir. Hadi. Hayatım, evdesin değil mi? Evdeyim bir tanem, evdeyim. Oo, bugün erkencesin bakıyorum Simsar Bey. Mecburen. Doğru yere geldim ama galiba 30-35 yıl öncesine geldim. Hay Allah, ne yapacağım şimdi ben? Zırt diye de geri dönemem ki. Zamanımın doğmasını beklemem lazım. Şansa bak ya. Bunak ulaştırma dedesi işleri karıştırdı durup dururken. İş yerinde grev kararı alındı. İşveren bizi her an kapının önüne koyabilir sultanım. Bizi zor günler bekliyor anlayacağın. İyi saçmalama Simsar. Ne zor günü? Ben doktordan geliyorum. Hangi doktordan? Kulak boğaz burun üçlüsünden değil herhalde. Bugün kadın doğum uzmanıyla randevum vardı. Bil bakalım bana ne dedi. Karnınızda pense mi unuttuk dedi. Hiç romantik değilsin Simsar. Ben sana çocuğumuz olacak diyorum. Sen neler saçmalıyorsun? Ne? Çocuğumuz mu? Ay niye o kadar şaşırdın? Yoksa çocukları leyleklerin getirdiğine mi inanıyorsun hala? Hayır ama yani... Ne o, sevinmedin mi? Sevindim yani. Menkıbeciğim, sevindim de bu parasız günümüzde... Allah ev kuranla doğum yapanların... ev kuranla tatlıcı dükkanı açanların... ev kuranla soyu ta ikinci Mahmud'a dayananların yardımcısı olur. Hayır efendim, bunların hepsi saçma. Soyluluk denen şey de saçma. İnsanlar eşit ve özgür doğarlar. Eşitlik sonradan bozulan bir kavramdır. Hayır efendim, hiç de değil. Soyu ta ikinci Mahmud'a dayananların bir ayrıcalığı olacak elbette. Hem soyluluk yok da ne demekmiş? Sen kimden öğreniyorsun bakayım böyle kaka lafları ha? Sendikacılardan. Ay iyi, o zaman sen git de çocuğun da sendikacılardan doğur. Alçak herif, zaten kabahat senden hamile kalanda. Püh sana yazıklar olsun. Menkıbe, çok ağır laflar ediyorsun. Pişman olacağın şeyler yapma lütfen. Menkıbe. Ne sanıyorsunuz? Ne yapsaydım yani? Param yok, görmüyor musun? O çocuğu doğuramayız, anlamıyor musun? Ama siz o çocuğu doğuramazsanız ben de Masar'ımla evlenemem. Ne diyorsun sen be kadın, ne diyorsun? Masar kim? Bunu size anlatmam çok zor ama bu çocuğu doğurmak zorundasınız. Ay Allah'ım şimdi çıldıracağım, bu kadın deli midir nedir? Az önce bana kocacım diyordu, şimdi bu çocuğu doğurmak zorundasınız diyor. Lümpen burjuvazi ne olacak? Evet arkadaşlar, meteoroloji istasyonlarına inanmayın. Avrupa'dan ve Balkanlardan güzel havalar geliyor. Pek yakında işçiler patronların üzerinde hakimiyet kuracaktır. Hey! Kahrolsun patronlar! Hey! Hadi arkadaşlar, şimdi fabrikalarınızın kapısına. Grevimiz
Orta Doğu ve Balkanlar için hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hey! Haydi kardeşler, haydi. Önder Bey. Buyur yoldaş. Benim bir sorunum vardı da. Kimin sorunu yok ki yoldaş? Gün geçmiyor ki. Sorunlardan bir sivilce yüzünde patlamasın. Gün geçmiyor ki dertten belim bükülmesin. Evet, benimki de öyle bir şey. Karım hamile ve çocuğu doğurmak istiyorum. Ne güzel işte, doğursun. Demek devrim ordusuna bir nefer daha geliyor. Bana bak, onun adını Mülayim koyalım. Çünkü İlk Türk sendikacısının adı Mülayim'di. Ama yoldaş, benim bu çocuğa bakabilmem için para kazanmam lazım. Dolayısıyla sizden bu grev kararını geri almanızı rica ediyorum. Ne? Grev kırıcılığa? Sen Mülayim'in babası olamazsın. Fakat yoldaş... Bana bak, bana bak, bana yoldaş deme. Sen git Hitler'e yoldaş de. Yürü, yürü sefil proleter. Peki yoldaş. Sefil proleter, sarı sendikacı, yürü! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş.